Tekrar günaydın arkadaşlar. Bu seramızın arkasından diğer seramızda devam ediyoruz sera kontrollerimize. Burada sizinle çok iyi bildiğiniz bir zararlı teşhisini yapalım arkadaşlar. Evet, bu gördüğünüz akar arkadaşlar. Akarın meyvedeki görüntüsü. Bunlar da yapraktaki görüntüsü. Çok çok yakın olduğu zaman görme şansımız var. Yaprakları böyle küçüldür, buruşturur, koyu renk almasına sebep olur. İlaçlama arkasından da bu şekilde yapraklar tekrar düzelebilir. Meyve kalitesini bozar bu şekilde. Yapraklarımız da böyle koyu, sert bir durum alır. Şimdi devam edelim. Evet. Bu bitkimizde de net bir şekilde gözüküyor. Çok ilerleyen dönemlerinde bu şekilde tepeye kadar kurumaları neden olur. Meyve kalitesini bu şekilde bozar. Evet, tepeye kadar bu şekilde kurutur. Görüntü aynen bu. Tabi bu çok da ilerlemiş şekli. Daha öncesinde bu bitkimizde de olduğu gibi yaprak küçülür arkadaşlar. Meyve üzeri parlar. Yaprağın arkası da parlar. Diğerlerine nazaran. Bu ayırt edici özelliklerinden birisidir. Uygulama arkasından da yeni yaprakların açtığını görüyoruz. Evet. Sertleşir. Böyle elimizde tuttuğumuz zaman sert bir şekil olur. Bu içinde de arka tarafında da çok yoğun bir şekilde akar problemi var. Tabi görmesi bayağı zor olur. Üreticimiz bunun ilacını, uygulamasını yaptığı için şu an gözükmeyebilir. Ama görüntüsü budur. Burada da aynı şekilde bu arada görüyorsunuz. Kurutma yapmış tepesinde. Çok öncesinden arkadaşlar yapraklarda koyu şekilde kendisini belli eder. Meyveler parlamaya başlar diğer meyvelerden ki bu sağlıklı bir meyve gözüküyor. Bu da öyle. Bunlar farklı, bunlar hava değişiminin getirdiği sıkıntılar. Evet. Ufak ufak öncesinden bu şekilde parlamalar olarak gösterir kendisini. Bu dönemde mücadele edilmesinde fayda var. Evet arkadaşlar, bugün de akar problemini, hıyar bitkisinde, hıyar meyvesinde akar problemini sizinle paylaşmış olduk.